Hani baktığımız zaman o muhteşem yüzyıl... Evet, herkese merhaba. Nil Günlük Hayatlar kanalı için Bursa'da gerçekleştirdiğimiz programdan videolar gönderiyoruz. Berat Kandili vesilesiyle Bursa'dayız. Emir Sultan Türbesi'ni ziyaret ettik. Padişah türbelerinde sadece rehberimiz eşliğinde gezimiz devam ediyor. Padişah, hanımı, çocukları, torunları, sizlerin de istifade etmeniz için kabul edildiğinden acemici videoları bugün ben çekiyorum. Herkese de hayırlı kandiller diliyorum. Ve içeride gördüğümüz sandıkların içi boştur. Cenaze İslami usullere göre bildiğiniz gibi toprağa defnedilir. Sağ tarafına yatırıldığında kıbleye bakacak şekilde defnedilir cenaze. Ve dolayısıyla içeride gördüğümüz sandıkların içi boştur. Cenaze yaklaşık 2 metre kadar aşağıda toprağa defnedilmiş durumdadır. Ve içerisindeki zümrüt yeşil çinileri sebebiyle de türbemiz yeşil türbe, camimiz yeşil cami. Burası da yeşil külliyesi olarak anılmaktadır. Mesela bakın, birazdan yeşil türbenin içine de gireceğiz. Hemen burada uzun çatısını gördüğümüz Darüz Ziyafe veya imarethane, aşevi. Ama ne dikkatimizi çekiyor? Uposun bir duvar, hiç pencere yok. Yani hassasiyete bakın. Aşevlerinin, yani o imarethanelerin, darüz ziyafelerin ön cephelerinde pencere olmazdı. Neden? Çünkü içerideki yemek yiyen kişi rencide edilmesin. Hani onuru, gururu zarar görmesin. Burası Yeşil Türbe'nin hemen alt tarafında bir aşevi. Gördüğünüz gibi ecdadın inceliği burada da kendini gösteriyor. Aşevinin hiçbir yerinde cam ya da pencere yok. Bunun sebebi içeride ihtiyaç sahibi olup yemek yiyen insanların rencide olmaması. Evet. Yeşil imareti aşevi. Evet, Çelebi Mehmet'in kabrinin başındayız. Tüm izleyenlerimiz için dua ediyoruz. İciz tablosu yukarıdaki pencere, Hünkar Mahfili'nin penceresinden çizilmiş. Bununla birlikte bak, Hünkar Mahfili'nden sabitlenmiş bir halı tüccarı tablosu var. Bir de yaklaşık 7-8 ay önce rekor fiyata satıldı Kur'an okuyan kız tablosu var. Google'dan da girerseniz göreceksiniz. Kur'an okuyan kız burada. Önünde bir kahve. Osman Abi Bey buradan resmetmiş. Kur'an okuyan kız. Şimdi öğlen ezanına yaklaşık bir 15 dakika var. Yeşil Cami'de öğlen namazımızı kılacağız. Rehberimiz anlatımlarını gerçekleştirirken ben de sizler için bu güzellikleri çektim. Evet, panoramaya geldik. İnanılmaz ya. Şu an herkes aynı şekilde tepki gösteriyor. Aa diyerek. Orhan Gazi can ve mal emniyetimiz bizden sorulur diyor. Bunun üzerine halkın, yani Romalıların %60'ı burada yaşamayı tercih ediyor. %40'ı da buradan gemilerle İstanbul'a gidiyorlar. Bu gördüğünüz orijinal değil bunlar. Hep strafor, köpükten yapılmış. Ve içeride şöyle bir durum var. Yani teknik olarak gözün retinası esas alınmış. Biz şimdi buradan baktığımızda üç köpüğü görüyoruz. Ama şu çamın kendilerine karşıdaki üç köpük kayboluyor. Yani sadece resme dönüşüyor.
bizim durumumuz ne burası? Dünyanın en büyük panoramik görüntüsü. Tam panoramik 42 metre çapında. Baksana, bak çadırlara bak. Basri ablayı kazanlar çekti. Çekti rakı. Gerçekten ilk kez gelenler için çok güzel bir görsel şölen. Misafirlerimizin de sesi geliyordur size. Çok güzel diye yorumları oluyor. Beğendiniz mi? Kameradayız. Kim? Beğenmez miyiz? Çok güzel değil mi? Harika. İyi ki sizleri tercih etmişiz. Eksik olmayın. Allah razı olsun. Her Semra zaman Hanım'dan bekliyorsun. Tanıdık. Çok memnunum. Allah razı olsun ondan. Allah razı olsun. O bizim kardeşimiz gibi artık. Allah razı olsun. Her zaman bekleriz. Bu arada sizleri de tanıdık. Çok eksik iyi oldu. Eksik olmayın. Evet. Şöyle bir tam açıyla da size göstermek istedim. Birebir gerçek doğada gibiyiz. Gördüğünüz gibi. Her gerçekçi görüntü var ki Nilgün. Neredeyse martini çikaları çıkartacağım ve şu ağaca asacağım. Benim en beğendiğim eserlerden bir tanesi, bunu sizinle paylaşayım dedim. Bu Yeşil Türbe, Fetret Devri sonrası yeniden kuruluşun abidesi olarak anılıyor. Yeşil Türbe'nin mimar vezir Hacı İvaz Paşa'nın Çin ustası Mecnun Mehmet'le Çinileri incelerken inşaattaki halini resmedilmiş. Benim de çok beğendiğim, çok anı yaşatan tablolardan bir tanesi. Bir diğeri de Emir Sultan ve Sultan Çelebi Mehmet'in kılıç kuşanma merasimi. Emir Sultan bildiğiniz gibi bir İslam ve tasavvuf alimi, Medine'ye yerleşmeyi düşündüğü sırada gördüğü bir rüya ile Bursa'ya yerleşiyor. Onun bu kılıç kuşanma merasimindeki fotoğrafa, resme bile yansımış hali gerçekten çok etkileyici. Kendisi de Kerametler Sultanı diye. Kazandığımız ilk zafer Yalakova Meydan Muharebesi. Sizin orları, yani baktığımız zaman İzmit tarafları, bu Osman Gazi Köprüsü'nün Anadolu ayağının olduğu yerler. Yani o taraflarda, Dilovası civarı ve tarihte kazanılan bu zaferle birlikte artık denizlerle komşu oluyoruz. Osmanlı Devleti Orta Asya'dan gelirken hep... Evet, burada da Alp kıyafeti ve silahı. Çünkü Oğuz töresinde Alp şahsiyeti çok önemli. Şöyle kıyafetlerini de göstereyim size. Ne kadar şık, detaylı. Kemer, kuşak, kemer tokası. Arada görebiliyor musunuz bilmiyorum, bitki motifleri de serpiştirilmiş. Bu da Hunlardan sonra pantolon giyme zorunluluğu geliyor ve tipik süvari kıyafeti olan pantolon ceket elbise geleneğini de oluşturuyor. Yine bir kaftan. Alttaki giysilerin daha uzun süre dayanması için kaftan Türklerin üst giyimde tercih ettiği bir giysi. Böyle devam ediyor ve en son tabii börkler, taçlar, gördüğünüz gibi sarıklar. Bunlar da tabi camdan çok belli olmuyor ama detayları oldukça güzel. Bugün şansımızı soğuk ve yağmurlu bir gün. Biraz önce çok güzel yağmur yağdı biz içeri geçerken. Şu anda durmuş, havada biraz daha ılık diyebilirim.
Şimdi panoramadan çıkıyoruz. Akabinde hemen yemeğe geçiyoruz. Sizlere de görüntüler çekmeye devam edeceğim. Evet, şimdi grupla birlikte yemek molamızı verdik. Bursa'ya gelip de malum yiyeceğimiz yemek İskender olacak. Yine güzel. Emir Sultan Türbesi'nin karşısında güzel bir mekan. Manzarası da güzel. Misafirlerimiz de güzeller. Böyle turumuz devam ediyor. Bursa'ya yolu düşenler yemekle ilgili mekanı tercih edebilirler. Ben 50 senedir İsviçre'de yaşıyorum. Bir Delanceli insanım var. Hiç Türk olmadığı yerde 5 tane Türk'tük. 2 biz evdimle 3 tane Türk olarak bardağı dürterek böyle kendi kendime insanımı ilerledim. Geliştirdiniz. Ve şu anda Türkçeden daha iyi İtalyanca konuşuyorsunuz. Ve tercümanlığa gidiyorum. Komşuların ya tercümanlığa gidiyorsunuz. Aynen öyle. Sizi tebrik ederim. Gerçekten tebrik ederim. Maşallah. Rabia Hanım'a bir maşallah. Gerçekten şimdi İtalyanca konuşsam arkadaşlarımla şaşırırız. İtalya turunda o zaman sizinle beraber rahat gezeriz. Bana diyorlardı sizin eşiniz mi acaba İtalyan? Hayır diyordum. Hani yani şey olarak. Komşularınızdan Allah razı olsun. Hani başım dörtte olduğu için diyorlardı acaba eşim mi İtalyan değil diyordum yani. Evet. Ben diyordum Türk'üm, eşim de Türk. Diyorduk ama onların da lisanları var. Hani Kabardinyan'ı var, Sicilya'nı var, Milano'nu var. Sizin nasıl lazım? Evet. Oranın da var. Ama her lisanda şükür Rabbime kimseye sormadan öğrendim. Maşallah. Bunu böyle bunun adı ne? Böyle senin adın ne? İpneyi açıyordum. Tebrik ederim. Domatesi gösteriyordum. Biber adı ne? Öyle öyle öğrendim. Gerçekten tebrik ederim Rabia Hanım. Evet, burası da Osman Gazi'nin türbesi. Güzel. Şimdi türbenin girişinde böyle bekleyen askerler var. Bir 15 dakika sonra da görev değişimi olacak. Eğer o zamana kadar burada durursak sizlerle de onu paylaşacağım. Şu anda Orhan Gazi'nin türbesindeyiz. Rehberimiz anlatımı yapıyor. Orhan Gazi'nin türbesi, yanında Şehzade Korkut, yanında Nilüfer Hatun, Orhan Gazi'nin eşi ve Cem Sultan'ın oğlu Şehzade Abdullah. Gerçekten çok manevi bir atmosfer. Berat Kandili olması vesilesiyle de insana çok daha fazla kat ve kat huzur veriyor, feyiz veriyor. Sizlerle de paylaşmış olmak mutluluk verici bizim için. Neredeyiz? Öyle bir gidiyoruz ki yine elhamdülillah hava bir yağıyor biz içerideyken. Dışarı çıkıyoruz, açıyor. Evet. Böyle bugün bulutlarla yarışıyoruz. Şu anda Ulu Cami'deyiz. Kandil programı nedeniyle akşam ve yatsı namazımızı Ulu Cami'de eda edeceğiz. İnşallah niyetimiz o yönde. Cemaat de yavaş yavaş toplanmış.
Evet, şimdi akşam ezanı okundu. Biz Ulu Cami'de akşam namazımızı ve yatsıyı kılacağız. Ardından İzmit'e inşallah yola çıkacağız. Herkese tekrar hayırlı kandiller diliyorum. Allah'a emanet olun. Nilgün'ün yerini tutamasam da sizlere Bursa'yı gezdirmeye çalıştım. Hoşçakalın.